Merhaba, 15. dersimize hepiniz hoş geldiniz. İstediğin gün ve saatte sloganıyla yayın yapan WOM TV ekranlarında ve YouTube kanalında bugün hazır mıyız dersimize? Dersimiz perspektif dersi, 13. ve 14. dersimizde. 13. dersimizde tek noktalı perspektifi kısaca bir değindik. Diğer dersimizde, 14. dersimizde tek kaçış noktalı perspektife değindik ve üstadımızdan Leonardo'nun kitabından, çizim kitabından, çizim ve derslerini konu alan kitabından da bir takım çalışmasını etüt ettik. Umarım katkımız olmuştur. Bugün ise şu an dersimiz 15. ders. Evet, 15. dersimizde gene etütlere devam etmek istiyorum. Çünkü ustamızın çizgileri, ustamızın desenindeki o plastik değerleri iyi kavramamız gerekiyor. Artık zaman çok fazla daraldı ve güzel sanatlar sınavına yaklaştık. TYT sınavına yaklaştık. Bunun için de ciddi anlamda çalışmalarınızı hızlandırmanız gerekli. Şimdi tekrar kitabımıza bir göz atalım. Göz attığımızda geçen dersimizdeki etüt ettiğimiz bir saat kulesi gibi bir kule vardı gözümüzün önünde. Şimdi ise gene küçük küçük kemerin yataya en yakın olduğu bölümler diyor. Mesela kemer etütleri var. Daha sonra kemerin iç dizaynı var. Yani iç mekan çalışması var. Şimdi bunlar tabii birazcık ağır gelebilir sizlere. Etütler bunlar. Bize göre küçük bir gene bir cami ya da herhangi bir anıtsal bir yer olabilir burası. Plandan yola çıkarak gidelim. Planında bakın orta noktası merkez. Merkeze doğru küçük küçük kümbetler var. Minik minik. Şimdi onlarla birlikte şu çalışmayı yapmak istiyorum. Şunu şuraya takmak istiyorum. Evet. Hazır mıyız çizime? Şimdi çizimi yapmadan önce planı düşünmeniz lazım. Tabii siz güzel sanatlara hazırlanan arkadaşların planı beyninizde düşüneceksiniz. Plan çiziminin tekniği teknik resimdir. Teknik resmi bilmeyen kişiler plan çizimi yapamazlar. Peki biz ne düşünürüz? Biz bunu artistik perspektif olarak düşünürüz. Önden gördüğümüz bir, tabii bu gene ön yüzeyi görülen bir görsel. Ön yüzeyini gördüğünüzde bir yuvarlak çiziyorsunuz. Önce arıyorsunuz. Aradıktan sonra buluyorsunuz. Evet. Şu dışına taşan çizgiler araştırma çizgileri olduğu için alabilirsiniz. Çünkü perspektifte silgi kullanabilirsiniz. Çünkü amacımız hep zaten 90 dereceyi yakalayabilmektir. Şimdi ise netleştiriyorsunuz deseninizi. Çizginizi netleştiriyorsunuz. Aslında biraz teknik resme de kaçıyor zaten. Biraz artistik, biraz teknik. Kısaca tekniğe de kaçıyor tabii. Evet, yuvarlağımızı gördük. Fakat şu an alt yapısını düşündüğümüzde, yani planını düşündüğümüzde bu üstten görünümü, bizse ne yapıyoruz? Yer düzlemine paralel olarak düşünüyoruz. Şu an çember olan yeri yatay olarak yerleştiriyoruz. Evet, yerleştiriyorum. Bir elips yapıyorum. Elipsi düzeltebilmem için yatay bir tane çizgi çekiyorum. Umarım çalışmalarınız iyi gidiyordur. Zevkle ve keyifle programları izlerseniz ve de denerseniz mutlaka
şu anki 15. derse kadar programımı çok iyi izleyip, çizimleri çok iyi, dikkatli bir şekilde anlayıp, algılayıp, yorumlayıp ve çizebilirseniz ve de öğrenebilirseniz %50 kazanmış durumdasınız. Ben size bunun buradan ciddi anlamda iddialı bir şey söylediğim aslında sizler için ama gerçekten bu konuda kendime güveniyorum. Yöntemi bilmek ve uygulamak zaten çok önemli. Evet, şimdi yan tarafını bulduktan sonra diğer tarafını yerleştiriyoruz. Merkeze doğru. Görüyorsunuz çok arıyoruz, buluyoruz. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 tane. Fakat ortada bir heykel için küçük bir niş var. Onu da zaten burada göstermiş. Biz öncelikle yerleştirmemizi yapalım. Bir buraya eskizini, alanını yerleştiriyoruz. Daha sonra buraya bir tane yerleştiriyoruz. Daha sonra ortaya, tam ortaya da değil de, tam merkeze değil de, tam merkeze bunun buysa biraz daha kaydırmamız gerekli şuraya. Daha sonra buraya tekrar bir heykel gelecek. Daha sonra buraya tekrar aynı şekilde ve buraya. Evet, altyapısını düşündükten sonra yamuk olmamasına dikkat edelim. Şimdi ise birinci katımızı bitirdik. İkinci kata geçiyoruz. İkinci kata geçerken de alt yüzeyinin, yani ön yüzeyinin arka tarafına doğru nereden alabiliriz? Sanki bir bant çizimi gibi düşünebilirsiniz. Buradan alıyoruz. Ve bunun, binanın birinci katı, ikinci katı, birinci katı, ikinci katı ve kümbet olan yer var. 1, 2 ve 3 kubbenin olduğu yer. Kubbenin olduğu yeri de şöyle alacağız. 1, 2, 3 parça olarak. 1, 2, 3 parça. Evet. Şimdi tam belirlediğimiz yerden itibaren, şuradan itibaren yukarıya doğru çektiğimizde ve de daha sonra şu belirlediğimiz yerden itibaren yukarıya doğru çektiğimizde görüyorsunuz değil mi? Dikey ve yatay çizginin önemi ne kadar önemli. İkinci katı da belirledikten sonra şu alana bir parça, iki parça, küme küme yerleştiriyorum. Üçüncü parçayı, dördüncü parçayı ve en arkada da bir parça daha olacak. Ama şu an onu görmek istemiyorum. Şu an ona göre aradaki o espasa dikkat ediyoruz arkadaşlar. Lütfen derslerime çok dikkat edin. Nedense küçük harf yazmak geldi. Evet, espasa dikkat ediyoruz. Şu arka planda. Perspektifte ön yüzeyimiz büyük, geniş, yakın demiştik. Arka yüzeyimiz büyük olan küçüktü, geniş olan dardı ve fluydu. Burayı flu bırakmak istiyorum. O yüzden bunu da burada bilgisini vermek istiyorum. Şimdi birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat demiştim. İkinci katı yerleştirmek istiyoruz şuraya. Sanki bir köşeleri olan. Fakat şunu indikten sonra tam heykelin olduğu yere gelecek. Yani şuraya gelebilir. Heykelin olduğu yeri bir netleştirelim. Şurası. Burada iki tane sütun var. İki tane sütunu koyuyoruz. Daha sonra şuraya dönüşünü yerleştiriyoruz. Burada gene heykeli kaydırdık. Evet, birinci görselin altında bir tane açıklık var ve orada heykel var. Şimdi onu yerleştiriyorum. Bakın şekil-form ilişkisine lütfen çok dikkat edin. Görsellerde mutlaka içini görmeye dikkat edin çizim yaparken. Bakın hep şekil-form ilişkisi var. O zaman üç boyutlu görme ve algılamayı çözmeniz gerekli. Bunu şu anda küçüklüğünü bu şekilde belirledim ama belki bu binaya göre nereye gelecek diye düşünüyorum. Mutlaka espasa dikkat ediyoruz. Aradaki o boşluğa. Evet. Daha sonra buraya doğru çekiyoruz. Aslında göz seviyemiz burada. Çünkü üst yüzeyini görüyoruz. Ufuk çizgimiz daha yukarıda kaldı. Ufuk çizgimize göre düşündüğümüzde
üst yüzeylerini görüyoruz. Buna da dikkat edelim. Arka planda, ön planda. Bakın ciddi bir şekilde netleştiriyorum. Çünkü artık eminim çizimimden. Netleştirerek çiziyorum. Evet, altını tekrar yerleştirdim. Arkada, önde. Buradan tekrar Leonardo'yu anıyorum. Leonardo'nun desenleri inanılmaz güzel. O zamanlar bunları etüt etmiş o dönemlerde. Şimdi buradan aldığımız bir sütunu aşağıya doğru ya da bir kolonu indirdiğimizde nereye geliyor onu ayarlıyoruz. Ayarladıktan sonra şuradan yavaşça dönüşü elde edeceğiz. Yani dengeliyoruz arkadaşlar. Burayla burayı dengeliyoruz. Ve arkaya doğru buradaki dengeyi burayla bağlıyoruz. Ve buraya doğru getiriyoruz. Şimdi tekrar buradan bir dönüş elde ettik. Tekrar buraya bir dönüş elde ettik. Fakat şu an orta değerde uzunluğu geniş ve dar. Daha dar olmak zorunda. Biraz daha dar yapıyoruz. Burayı silebiliriz. İptal ediyoruz. Evet, şimdi bir parça, iki parça, üçüncü parçaya yerleştiriyoruz. Bunların hizalamaları da önemli. Sizler de benim gibi konuşarak çizim yapıyor musunuz acaba? Lütfen yorumlar kısmına söyleyin. Perspektif, ileride şöyle bir sürprizim var. Yayın yönetmenimle de bunu, bu düşüncemi paylaşmak istiyorum. Şu an çizerken aklıma geldi. Kale içine gidip, şu an Antalya'dan yapıyoruz biz bu çekimi. Kale içine gidip herhangi bir sokak perspektifini de sizlere canlı olarak dersimde göstermek istiyorum. Gördüğümüzü nasıl çizeriz? Bir kale içi manzarasını, bir peyzajını nasıl çizim yaparız? Bunu da ilerleyen derslerimizde yapmayı düşünüyorum. Beni kırmayacaklarını düşünüyorum. Zaten onlar sizlere katkı sağlamak için ellerinden geleni yapıyorlar. WOM TV ekranlarında ki bütün emek veren arkadaşlarımı takdir ediyorum. Herkes sizlere, bütün arkadaşlarım, yayın ekibimdeki bütün programcı arkadaşlar sizlere en doğru bilgilerle, en net, en açıklayıcı, en anlamlı şekilde sizlere çok yoğun bir araştırma sonucunda bilgiler sunuyorlar. Sizlere doğru yayın yapmaya çalışıyorlar. Ben tabii konuşunca burası şimdi birazcık şey kaldı. Evet, hızlıca bunu da buraya kaydırıyorum. Evet, bunları yerleştirdim. Olmuyor diye düşünmeyin, hemen olacak. Evet, şimdi bunun altındaki buraları yerleştirelim. Evet, hemen kaç bölme var ona bakarız. Biz bir yerleştirelim açılarıyla birlikte. Şimdi şu bölge için, şu ön yüzey için bir değer alalım. Koyu bir değer alalım. Burada bir kat varmış. Gene böyle bir kat. Sanki bu bir müze gibi de gözüküyor. Tabii burada tersten aynayla okunan yazıları var Leonardo'nun. Şimdi arkadaşlar burası çok önemli. Burası kubbe. Kubbeyi yaparken mutlaka yuvarlağı düşünmeniz gerekiyor. Yuvarlağı içeride düşündükten sonra tekrar buradan itibaren açıyla birlikte çekeceğiz. Dar, geniş olarak düşünüyoruz. Evet, burayı biraz daha şöyle almak durumundayım. Burası biraz daha darlaşır. Burası arkadan yok olur. Sanki şu kısım şöyle. Evet, o dar genişlikleri ayarlayacağız. Zaten arkaya doğru gidiyor. Perspektif çok zevkli bir ders. Biraz daha geniş almam gerekiyor. Dikkat tabii ki çok önemli. Bu aralıklarını biraz daha geniş yapmam gerekiyormuş. Onu görüyorum şu an desenime göre. Oran orantı tabii ki çok önemli. Önce eskiz yaparken bunları ayarlıyoruz. Şimdi şu kısım daha arkada ve şurada. Bu biraz daha geniş. Daha sonra şu kısım biraz daha kavruyoruz. Biraz daha burayı kavruyoruz. Ön yüzünü bir çözelim oradaki mantığı. Arkadaşlar her
her desen, her çizim, her perspektif bile, anatomi bile her biri bir çözümleme sürecinden geçer. Çözümleme sürecini yaptığınız takdirde artık o tadından yenmez. Harika bir görünüm elde eder. Tabi burada kaç tane pencere var, bu bizim için önemli değil. Ama mimarlarımız için önemli. Biz şu an sadece gördüğümüzü görsel olarak çiziyoruz. Burası mutlaka uzun olamaz. Onu birazcık darlaştıracağım. Evet, hızlanıyorum birazcık. Burayı çözdüm. Burayı çözdükten sonra sanki bir çarpışan oto gibi yerleşmişler şu yüzeye. Bunu biraz daha şu tarafa çekmek istiyorum. Sanki bir tepsi gibi bir şeyin üzerinde duruyor. Ve daha sonra da buradan tekrar bu tarafa doğru şuranın dönüşünü elde etmem lazım. Evet, sonrasında da şuralara küçük yuvarlaklar yerleştiriyoruz. Bob Ross gibi oldu birazcık ama küçük yuvarlaklar, mutlu küçük koloncuklar. Tabii ışık gölge çizgimizle yapmamız gerekiyor şu an için. Zaten üstadımızın da deseninde çizgiyle yapmış. Sonra da küçük bir tarama tekniğini uygulayarak resmi bitiriyor. Evet, dışarıda dış bükeyde birazcık indirdik kolonumuzu. Tam 90 derece indirmek zorundayız. Burası iptal arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş şekil almaya başladı. Sanki buradaki kısım da aynı şekilde bir spiral gibi dönüyor. Onu bulmak durumundayız. Evet, Leonardo'nun desenini yapmaya çalışmak inanın bana çok keyif veriyor. Bunu da sadece sizler için yapıyorum. Zaten güzel sanatları öğrenci hazırladığım için her dakika çizim yapıyorum. Yapmak durumundayız. Deseninizi geliştirmek durumundasınız. Belki öğretmen arkadaşlarım da beni izliyorlardır. Şuraya küçük bir heykelcik yapabiliriz. Şöyle. Sanki şuradan bir bacağı çıkmış gibi. Böyle bir heykel varmış gibi gözüküyor. Evet, şimdi dönüşlerini elde edelim. Dönüşünü elde ettik. Diğer dönüşünü öne doğru iç bükey, dış bükey olarak algılayarak yerleştireceğiz. Buradan küçük bir kalınlık vermek durumundayız. Şuraya doğru. 90 dereceye tabii ki çok dikkat ediyoruz. Bu 15. dersimiz ciddi anlamda tekniksel bir durum oldu. Tam tekniğe göre. Şimdi buradaki heykel, buradaki heykele geldik. Bunları artık eskisel yapmak istiyorum. Sanki böyle bir eteği olan bir figür var. Sanki buradan kolu olan bir figür var gibi. Ama burada da gene küçük bir dönüş var. İçerisi koyu değerli. Burada tekrar bir kolon var. Sonra bu yuvarlığı tekrar buradaki yuvarlakla bağlantısını sağlıyorum. Sanki bu dış bükey gibi. Onu çözüyoruz. Evet, bazen yorumlarda şunu sorabiliyorlar öğrencilerim bana çizim yaparken. Müzik dinlemek tabii ki çok önemli. Çünkü kendi duygu ve düşüncelerinizi yansıtırken müzik rahatlatıyor sizleri de, hepimizi. Fakat dikkati mutlaka gözünüzü, el, göz ve beyin koordinasyonunuzu çizdiğiniz, düşündüğünüz, kurguladığınız şeye doğru vermeniz lazım. Çünkü ciddi anlamda dikkat gerektiren bir uzmanlık alanı burası. Güzel sanatlar. Güzel sanatlar öyle matematiği yapamıyorum, İşte fen yapamıyorum diyerek güzel sanatlara girmeyi asla düşünmeyin. Bunu özellikle burada söylemek istiyorum. Çünkü aslında fizik ve matematik işi var burada. Özellikle dengede durdurmaya çalışıyorsunuz. Bakın şu anda bile dengede durdurmaya çalışıyorum. Küçük, küçük, orta, daha büyük. Şimdi arkaya doğru dönüşünü sağlayacağım.
Evet, eskizimi bu kadarla bitirmek istiyorum. Bunun bittiğini ise 16. dersimizde tekrar yeniden devam edelim. İstediğin gün ve saatte sloganıyla yayın yapan Mom TV ekranlarında tekrar görüşmek üzere. Lütfen çizim yaparken küçük küçük konuşmalarıma dikkate alın. Hoşça kalın.